Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Çok kıymetli FM TV seyircilerimiz, çok kıymetli takipçilerimiz ve kıymetli izleyenlerimiz. Lider Genç'le yine sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi bu haftada, hafta başında saat 7'de inşallah sizlerle birlikteyiz kıymetli seyircilerimiz. Malumunuz yoktuk 3 haftadır. Ümre'deydik, Beytullah'taydık. Sizlere de bahsetmiştik son hafta. Beytullah'a gideceğiz, Ümre'ye gideceğiz diye inşallah. Ümrelerimizi yaptık. Çok güzel anlar yaşandı. Çok güzel dualar edildi sizlere. Her birinize tek tek özel özel bizlere WhatsApp hattından mesaj atan kıymetli kardeşlerimize, soru soran kıymetli kardeşlerimize ve bizi izleyen bütün kardeşlerimize özel dualar edildi. İsimlerini verenlere isim isim dualar edildi. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diliyoruz inşallah. Bu haftaki konuklarımız Sefa Düzenli kıymetli hocamız, derneği başkanı ve Emre Köylü hocamız da inşallah birazdan bizleri teşrif edecekler. Rabbim hepinizden razı olsun. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Rabbim sizden razı olsun inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Evet kıymetli seyircilerimiz, bizlere her hafta olduğu gibi bu haftada 0542 194 24 24 numaralı soru hattından bizlere sorularınızı sorabilirsiniz. Bizlere fikirlerinizi iletebilirsiniz. Cevaplanmayan sorularınızın cevaplarını bizlere sorabilirsiniz kıymetli seyircilerimiz. Hocam nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim hocam, Allah razı olsun. Allah sizler nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Çok teşekkür ederiz, çok iyiyiz. Yeni bir hafta, yeni bir heyecan. Evet. Bu heyecanımızı her daim sabit eylesin inşallah. Amin, amin. Kıymetli hocam, geçen haftalarda bahsetmiştik. Öncelikle sosyal medyada çok takip ediyoruz, görüyoruz, önümüze çıkıyor. Evet. Ve sokaklarda da görüyoruz, emr-i maruf yaptığımız zamanlarda da. Kıymetli hocam, kardeşlerimizde çok büyük enerji var. Çok büyük genç kardeşlerimize çok büyük istek var. Ama bazı kardeşlerimizde de böyle bir bunalım oluyor, depresyon oluyor, bir boşluğa düşmeler oluyor. Hocam bu konuyla alakalı seyircilerimizden birkaç soru daha vardı. Onları da ilerleyen dakikalarda sizlere sorarız inşallah. Bu konuyla alakalı bizleri bilgilendirmişsiniz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle siz FM TV seyircileri hoş geldiniz. Bizler de hoş geldik. Yavuz hocamızın dediği gibi Ümre dedik. Elhamdülillah, şükürler olsun. Gerçekten her birinizin oraya gidip Beytullah'ı görüp Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selamlaması için Yavuz hocamızın da söylemiş olduğu gibi dualarımızı ettik. Rabbim inşallah her birinizi oraya kavuştursun. Öncelikle bu dua etmek istedim. İçimden geldi. Şimdi gerçekten gençliğimiz oluk oluk gidiyor. Şimdi bir sağ taraf var, bir de sol taraf var. Ve Allah-u Teala bizlere akıl ve fikir verdi. Doğruyu yanlışı, haramı helali ayırabilecek aklımız var, şükürler olsun. Tabii ki deli bunlardan mesul değildir. Çünkü o mecnun. Yani onun mecnun olduğu için şu doğru şu yanlış bilmiyor. Ama biz akıllı gençler nasıl ki yemek saati geldiği zaman yemek yemeye gittiğimizde, uyku saati geldiği zaman uykuya gittiğimizde, ne bileyim bir eğlence, tabii ki dini eğlenceler, güzel böyle sohbetler, hasbihaller olduğu zaman oraya gittiğimizde nasıl ki idrak edebiliyorsak, Allah-u Teala'nın haramını ve helalini de idrak edebilecek kapasitedeyiz. Şu anda baktığımızda sosyal mecrada olsun, TikTok'ta olsun, Instagram'da olsun, genelleme bütün sosyal mecrada, açık konuşacağım buradan, gayrimüslimler o kadar oluk oluk çalışıyorlar ki hocam. Yani iğnenin ucundan hangi genci zehirleyebilirim? Evet. Neyi nasıl yapabilirim? Oturuyorlar, saatlerce düşünüyorlar. Toplantılar yapıyorlar, briefingler veriyorlar, şunu yapıyorlar. Amaç ne? Gençliğin uyanmaması. Çünkü onlar biliyorlar ki gençlik uyandığında bir Musab bin Ümeyr çıkacak. Onları pa düşürecek aşağıya. Bunu biliyorlar ve o yüzden gençliğimizin, Müslüman gençliğinin uyanmalarını istemiyorlar. Çünkü uyandıkları zaman onlar için zarar olacak. Çünkü İslam'ı bilen, Allah'ın haramını, helalini bilen bir gencin kesinlikle onların safında yer almayacaklarını biliyorlar. Şimdi baktığımız zaman genç diyoruz değil mi? Genç. Çünkü gencin ibadeti yaşlıya göre daha eftaldir. Şimdi tabii ki de buradan bütün yaşlı amcalarımın ellerinden öpüyorum. Nenelerime selamlar söylüyorum. Kesinlikle onlara bir şey demiyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Gencin
Yavuz hocamız demin başta bir nokta atışı yaptı. Hani gencin kanı kaynıyor. Kanı kaynayan bir gencin nefsini sen git. Benim seninle işim olmaz. Şeytanla. Benim seninle işim olmaz. Benim seninle ortaklığım olmaz. Benim seninle yolum kesişmez diyor. Ne yapıyor? Allah-u Teala'nın istediği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısını kendine benimsiyor. Bu sefer ne yapıyor? Resulullah'ın sünnetlerini yapmaya çalışıyor. Allah-u Teala'nın haramından, helalinden, haramından kendini muhafaza ediyor, helaline koşuyor. İşte evet. Bu da ne oluyor? Gayrimüslimin hoşuna gitmiyor. Gitmiyor. Niye gitmiyor? Çünkü diyor ki ya bu genç diyor uyanırsa, etrafındaki gençleri uyandırırsa, İslamiyet bir nur gibi parlarsa bizim bütün planlarımız suya düşer diyor. Bugün baktığımızda dışarıda biraz içimi cız ettiriyor hocam benim. Hani geçen dolaşırken işimiz, derneğimiz, orayı takip ettiğimiz yerler olduğu için sosyal mecralarda genelde çoğunlukla bulunmak zorundayız. Videolar falan yapıyoruz her birimiz. Dolaşırken ya o kadar pırlanta gibi gençler, hanım kardeşlerimiz, yakışıklı gençlere sorular soruyorlar. Ve bir soruda diyor ki kelime-i şehadeti getirebilir misin? Duruyor çocuk, ben diyor Müslüman haşa değilim diyor. Ya benim o kadar çok zoruma gidiyor ki hocam. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne baktığımız zaman %89'u %90'ı Müslüman bir ülkedeyiz. Ama bir sokak röportajında gence uzatıldığı zaman kelime-i tevhid nedir? Kelime-i şehadet nedir? Denildiği zaman böyle bir duraksıyor. Evet. Ben bilmiyorum diyor. Ben ateizm diyor. Ben şuyum diyor. Ben... Aslında siz hiçbiri değilsiniz gençler. Bakın siz Müslüman bir anneden ve babadan doğan Müslüman bir gençsiniz. Evet. Sadece sizin üzeriniz tozlanmış. Sizi gayrimüslimler uyanmamanız için elinden gelen bütün filmleri üzerinizde oynuyorlar. Hocam düşünün, televizyondan tutun, sosyal mecradan tutun. Ya ufacık, daha küçücük çocuk. Emre hocam hoş geldin bu arada. Küçücük çocuk, daha küçücük çocuk babasına nasıl davranacağını televizyondan öğreniyor. Evet. Babası oğlum kalksın, kalk da kendin al. İşte bakın daha bizi küçükken zehirlemeye çalışıyorlar. İşte Osmanlı zamanında neden 4-4-4 yani 4444 yani 4 yaş, 4 ay, 4 günlükken eğitim verilirdi. İşte bunun yüzünden. Gençliğin önemini anlatmak için. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor. Gençlik, İslam gençliktir. Baktığımız zaman Hazreti Ebu Bekirler, Musab bin Ümeyr'ler, daha nice sayamadığımız sahabelerin hepsi gencecikti. Gencecikti. Çünkü İslam dini, gençlik dini. Eğer ki biz gençler olarak uyanmazsak bu sefer gelecek neslimiz daha çok uyuyacak. Çünkü bakacak ki İlerideki bir şey yapmıyor, bir şey etmiyor. Bir örnek olamıyorsun. Örnek olamadığın zaman ne oluyor bu sefer? Arkadaki de seni takip edecek. E sen zaten yatırmışsın, yatmışsın aşağıya. O da gelecek senin üstüne yatacak. O da gelecek derken bu sefer gayrimüslim daha çok mutlu olacak. Evet. Lütfen rica ediyorum gençler. Biz sosyal medyada dolaşmayın demiyoruz. Şunu yapmayın, bunu yapmayın kesinlikle demiyoruz. Biz sadece ne diyoruz biliyor musun? Allah'ı kalbine koy, gerisini bırak. Eğer ki bir kalp Allah'ı zikrederse o kalbe hiçbir şey olmaz. Ki hayatımızda örnekleri var. Bak hep Musab bin Ümeyr'den örnek veriyoruz. Evet. Musab bin Ümeyr gerçekten zamanında, Emre hocam da bilir, Yavuz hocam da bilir, zamanında çok zenginmiş hocam. Yani maddi durum o kadar, bir servetin haddi hesabı yok ve Medine sokaklarında yürürken etraftan kızlar ona bakarmış. Ne kadar güzel, ne kadar güzel diye. Öyle bir vakar, öyle bir endam varmış. Ama annesi ve babası gayrimüslim. Ve herkese kendisi de. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i duyuyor. Bakın gencecik daha. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i duyuyor. Ve diyor ki Allah birdir, peygamber onun kulu ve elçisidir diyor. Ve iman ediyor. İman ettiği zaman annesi ve babası onu res çekiyor. Yani bütün mal varlığından, her şeyden alıkoyuyor. Ama ne diyor? La ilahe illallah. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Gerisi boş diyor. Ve bugün baktığımız zaman gerçekten kazandılar.
hem dünyalarını kazandılar hem ahiretlerini kazandılar. Sahabe olan. Şimdi gençlerimizde şu çok var hocalarım. Ne? Bir hataya düştüğü zaman, bir yanlışa düştüğü zaman şunu diyor hemen. Ya Allah beni affetme. Hayır hayır hayır, kesinlikle. Bakın kesinlikle öyle bir şey yok. Allah merhamet kapılarını hiçbir zaman kıyamete kadar kapatmadı. Ve kapatmayacak da. Evet. Çünkü Allah-u Teala ne diyor biliyor musun? Merhamet isteyen yok mu? Affedilmek isteyen yok mu? Affedeyim diyor. Allah-u Teala bizleri affetmek için her şeyi yapıyor. Ama biz nefsimize ve şeytana kendimizi bıraktığımız zaman bu sefer ümitsizliğe kapılıyoruz hocam. Ve bu ümitsizliğe kapıldığımız zaman zaten şeytan en çok sevdiği yer burası. Ümitsiz bir genç. Ümitsiz bir Müslüman. Bu sefer geliyor seni istiyor. Ya diyor zaten diyor çok günah işlemiştin. İşte şöyle olacak. Allah seni affetmeyecek böyle. Bu sefer başlıyorsun bunalımlara. Bu sefer zaten dışarısı benim her zaman bir tabirim vardır hocam. Kırmızı bir ejderha, ateş ejderha. Açmış ağzını, gelecek olan meyveyi bekliyor ona göre. Evet. İşte ne oluyor bu sefer, sonra bir meyve oluyorsun. Bir düştüğün zaman Allah muhafaza eve indi, kötü esrarı oydu buydu. Bu sefer aile içerisinde huzursuzluk başlıyor. Ve görüyoruz, belki değil, üzüle üzüle izliyoruz ama annelerine olmayacak hareketler yapan gençler, eşlerine olmayacak hareket yapan insanlar. İşte bunların hepsi bir ümitsizlikle başlıyor. Bir ufacık bir kıvılcımla başlıyor, başlıyor ve büyüyor. Bu sefer Allah muhafaza kendisini intihara kadar getirebiliyor. Ama işte demin söylediğim gibi o kalbe Allah'ın zikrini koyarsan, dile Allah'ın zikrini koyarsan, işte o zaman şeytan senin yanına yanaşamaz. Adam diyor ya ben diyor çok günah işledim, beni diyor Allah affetmez. Ya sen nereden biliyorsun? Bak ben size bir misal vereyim. Mekke'den Medine'ye özür diliyorum. Kesinlikle yani hocam sizlerden özür diliyorum. Hayat kadını. Ben bu kadar da söyleyeyim, gerisini anlarsınız. Bir hayat kadını yolda giderken susuyor. Ve çarık. Eski zamanda çarık deniliyor. Çarığını kuyuya salıyor. Su çıkarıyor. Bir bakıyor ki dışarıda dilini çıkarmış bir kelp yani köpek susamış. Alıyor onu, kendisi içmeden ona veriyor. Bakın. Bir hayat kadınından bahsediyorum. Alıyor, kendisi içmeden hocam, kendi ona veriyor, uzatıyor ve Allah-u Teala diyor ki senin merhametin benden daha mı çok? Merhameti yaratan ben, seni yaratan ben, çarığı yaratan ben, köpeği yaratan ben, senin merhametin benden daha mı çok diyor. Ve oracıkta kadın hayatını kaybediyor ve cennete gidiyor. Ya hocam yani gerçekten baktığımız zaman çok ufacık bir şeyden cenneti kazanabiliriz. Evet. Yani zor bir şey değil. Hayatta hiçbir şey zor değil. Peygamber Efendimiz Hüseyin diyor ki hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, şimdi ölecekmiş gibi ahirete. Yani burada Resul-i Ekrem şunu buyuruyor. Diyor ki her ikisini eşit getireceksin. Evet. Sana kimse demiyor ki işte sen yat yat ibadet yap. Hayır, Allah da onu istemiyor. Tabii ki de ibadet yapacağız. Ama gereği kadar ibadet yapacaksın. Dünyalık da çalışacaksın. Ahiretlik de çalışacaksın. Bugün baktığımız zaman bir araba sürmek için ne yapıyoruz hocam? Hemen eğitime başlıyoruz. Bir anda süremiyorsun. Derslerine başlıyorsun. İşte şuna dikkat etmen lazım, buna dikkat etmen lazım. Kaza yapmam için şunları yapman lazım. Hemen bir metot çıkarır. İşte Allah-u Teala bize cennete gitmek için metot çıkarmış. Demiş ki benim kurallarıma uyacaksınız. Resulullah'ın sünnetlerini yapacaksınız. Cennete gireceksiniz. Zor değil. Ama bize gayrimüslimler o kadar zor gösteriyor ki. Bugün şimdi gençlerle sokak röportajı yapıyorlar. Şeriat gelsin mi diyor. Gençler öyle gelmesin. Şimdi bir kere şeriat ne? Bir kere bunu bir açıklamak lazım insanlar hocam. Şeriat Allah-u Teala'nın koymuş olduğu kanun. Şeriat içki içmemek, kumar oynamamak, zina yapmamak, bunlar şeriatın içerisinde. Kol kesmek, o kesmek böyle bir şeriat değil bu. İşte bize öyle bir lanse ettiler ki şeriatı hocam. Evet. İşte insanlar bu sefer ne yapıyor? Oo gelmesin gelmesin. Oo. Ya bir dakika, şeriat ne ki? Önce bir bunu öğrenmek lazım. Önce bir bunu bilmek lazım. Şeriat Allah-u Teala'nın koymuş olduğu kural ya. Nasıl ki bir büyük meclislerde bir kural vardır. Kılık kıyafet kuralı vardır. İşte araba kuralı vardır. Bir yerin bir kuralı vardır. Fabrikaya nedir? Sabah 8'de gidersin, akşam 5'te. Sistem belli. Sistem belli ya. Adam sistemini koymuş. Bu da Allah-u Teala'nın sistemi. Allah-u Teala senin için, benim için sistem koymuş. Demiş ki Safa kolum, Ahmet kolum, Mehmet kolum cenneti şunlarla şunlarla kazanacak demiş. Ama biz ne yapıyoruz? Biz
diğer taraftan gidiyoruz. Zor olan taraftan gidiyoruz. Aslında kolay olan taraf var ama nefsimiz ne yapıyor bizim? Olur mu ya? İşte olmaz. Yapma. Zorla etme. Güzellik bile olmuyor aslında. Olmuyor hocam. Yani baktığımız zaman bir güzellik var ama zorla o da olmuyor. Yani gerçekten zorla hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Her şey tatlı. Hiçbir şey olmaz. Şimdi gençler her zaman diyorum. Gençler her zaman bir pırlantadır hocam. Bir altındır. Evet. Ama işte bu dış güçlerin, işte gayrimüslim insanların, dinimizi sevmeyen insanların gençleri üzerinde o kadar büyük oyunlar oynanıyor ki akıllara zarar. Şimdi biz buradan konuşurken belki de bazıları diyor ki ya hocam ne diyorsun sen? Ya gerçekten öyle hocam. Yani gençler bir uyansa, gençler bir kendine gelse, şöyle bir silkelenseniz ya şöyle bir silkeleneceksiniz. O ölü toprağı üstünüzden attığınız zaman zaten o kalbiniz Allah'a zikrettiğinde, o diliniz Allah'a zikrettiğinde gerçekten bakacaksınız diyeceksiniz ki ya hakikaten orada bir hocalar vardı, lider gençte konuşuyorlardı da harbiden boş konuşmuyorlarmış. Gerçekten de böyleymiş. İşte o yüzden Rabbim bütün gençlerimizi muhafaza eylesin. Sorularınız olabilir. Yavuz hocamın söylemiş olduğu gibi telefon numarasından bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Evet. Yani bizler buradayız. Elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğü kadar sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Ama ben her zaman diyorum, genç İslam'ın aydınlığı, genç İslam'ın yükselişidir. Genç İslam'ın nurudur. Çünkü İslam dini gençlik dinidir. Gençler uyandığında, hani tabiri caizse kedinin fareden kaçtığı gibi, o sizi yanlışa itenler, o sizin kalplerinize Allah'ın sevmediği şeyleri nokta nokta atanlar var ya, işte kedinin fareden kaçtığı gibi sizden kaçacaklar Allah'ın izniyle. Allah. Ama siz Allah yoluna döneceğiz. Hep beraber Allah'ın yolunda ilerleyeceğiz. İşte o zaman bizden kaçacak yer ararlar. Aynen. Rabbim inşallah gençliğimizi muhafaza eylesin. Rabbim annelerine babalarına sabır nasip etsin. Evet, bazı gençlerimiz var hocam. Geçen Instagram sayfasından ulaştı bana bir hayırseverimiz. Ya hocam işte oğlum çok isyankar, çok şey. İşte burada annelere ve babalara şu görev düşüyor. Ağaç yaşıken eğilir demiştik ya, işte ağacı yaşıken eğmek gerekiyor. Hadi diyelim ki eğemediysek Allah'a çok dua etmemiz lazım. Çoluğumuzun çocuğumuz için, salih ve salih evlat olmaları için. Ve şöyle bir gerçek de var. Hani çocuğumuz yanlış yaptığı zaman ona kızıp bağırmak iş değil. Hele hani dövmeyi söylemiyorum. Ben öyle bir şeye inanmıyorum. Siz inanıyor musunuz bilmiyorum ama Yavuz hocam, Emel hocam var mı öyle bir şey? Dövmeme aile verdi. Değerler denetten çıktı ama. Öyle bir şey yoktur diye inanıyorum ben yani. Var amenna, ona bir şey demiyoruz. Ama dayakla çözüm olmaz. Olmaz hocam. Öyle bu zaman asla. Yani zorla hiçbir şey insan yaptıramazsın. Yaptıramaz. Sen demin ne dediniz hocam? Yok şeriat devleti ne değildir? Kol kesmek değildir. İşte rejim değildir, taşlamak değildir. Şeriat devletini hep insanlar, bu Haçlı ordusu dediğimiz o zamanın döneminde beri bu Haçlı ordusu hep var. Bu insanlar ne yaptılar? Hep insanlara İslam'ı, şeriatı hep kötü gösterdiler. Aslında İslam, şeriat çok kolay, çok naif ve çok güzel bir dindir. Hatta nedir İslam? İlk ifade bak, İslam güzel ahlaktır. Aslında ne demiş oluyor bizlere burada Allah ve Resulü? İslam'ın o kadar kolay olduğunu bizlere aktarmış oluyor. Ancak dediğimiz gibi Sefa hocamız da olayı bahsetti. Hep İslam'ı zor gösterdiler. Aslında İslam çok basittir. İnsanlar bunu şöyle biraz kendini çekip tefekkür etse, aslında namazda sıhhat var, oruçta sıhhat var, tıbben ve ilmen ve bilmen her şekilde hepsinde sıhhat vardır. Tefekkürde sıhhat vardır. İşte tarikatta sıhhat vardır. Hatta sabah namazında işrak vakti bekliyoruz ya, bak orada bile sıhhat var. Vücudun kaylule vakti var ya kıymetli seyircilerimiz. Kaylule vakti, öğlen namazından sonra olan kaylule vaktinde bile sıhhat var. Araştırın, bilim adamları o vakitte Çinliler, Çinli dünyanın öbür ucunda biliyorsunuz kıymetli hocam, Çinliler kaylule vaktini bizden daha çok yapıyorlar. Ama bilinçli ama bilinçsiz. Ne inanmış? Bilime inanmış. Bilimde ne diyor? Sıhhat var diyor. Kaylulede bak sıhhat var. Abdeste temizlik var. Paklık var. Ama hep bize bunları
yanlış lanse ettiler. Aslında baktığımızda bunlar bizim için çok önemli şeyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerin her birine bakın, bilmen, ilmen hepsine bir fayda vardır. Vücudumuza, fikrimize, zikrimize, ailemize, yaşantımıza ve hayatımıza. Hatta bugün gibi bir sürü kıssalar vardır. Kıymetli kardeşlerimiz, kıymetli seyircilerimiz. O yüzden İslam çok güzeldir. Ve sizler de bu İslam'ı sevdiğiniz için, saygı duyduğunuz için sizler de çok güzelsiniz. Kıymetli Sefa hocamızın da bahsettiği gibi gençlerimiz pırlantamızdır. Ve büyüklerimiz de, önderlerimiz de hepsi bizim efendimizdir. O yüzden sizlere buradan tek tek böyle sorularınızı cevaplayıp yanıtlamaya çalışıyoruz. Rabbim hepinize razı olsun. Kıymetli Emre hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hocam Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Biraz geç kaldık ama tabii Sefa hocamızı da bölmek tabii olmazdı. Evet. Malum trafik, iş güç. Evet, öyle bir sıkıntı oluyor. Rabbim size razı olsun. İnşallah hocam. Hocam hemen ben olayı kısa kesiyorum. Evet. Dakikalarımız da çok az inşallah. Kıymetli Emre hocam, Ümre'deydik. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret ettik. Beytullah'taydık. Mevla Teala'nın misafirliğindeydik. İstanbul'a geldik. 21 gündür oradaydık. 40 vakit namazları kılmaya çalıştık. Bunun gibi birçok ibadetlerde bulunduk. Kıymetli hocam, kısaca ve özetle halkımıza, seyircimize buradan neler söylemek istersiniz? Şimdi bugün bir abimizle beraberdim. İşte elektrik işleri yapan bir abi. Bizi takip ediyor. Bizim hocalarımızı da tanıyor. Kendisi burada. Çok sıkıntılıyım diyor. Böyle gerçekten daralıyorum diyor yani. Bir hocamızın WhatsApp durumunda dua ediyormuş. O da Kabe'den dua ediyormuş ama yeri çekiyormuş, göstermiyormuş Kabe'yi. Sonra bir anda bir kaldırmış kamerayı. Kabe'yi orada gördüğüm an diyor, bütün diyor sıkıntım gitti diyor ya. Yani. Şimdi o Kabe'yi gördüm diyor, bütün sıkıntım gitti. Şimdi sen telefondan giden bir insanın videosunu izlediğinde senin sıkıntın ortadan kalkıyor. Ya sen çoluğunla çocuğunla oraya gidersen ne olur? Bütün ailenin sıkıntısı. Ya yani Allah'ın Kâbesi Mevla Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar hep davet etmiş. Gelin demiş ya buyurun. İbrahim Aleyhisselam zamanında sadece temelleri vardı. Nuh tufanında yıkılmıştı. İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'la orayı yaptıktan sonra Allah diyor ki İbrahim'e Aleyhisselam çık diyor şu Ebu Kubeys Dağı'na insanları diyor Kabe'ye davet et, hacca davet et. İbrahim Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi burada kim duyar diyor yani beni kim duyar, burayı kim bilir, ne kervan geçer, ne su var, ne yeşillik var, hiçbir şey yok. Allah diyor ki sen çık davet et ben kullarımı oraya getireceğim. Ve o gün bugündür Kabe hep dolu. Hep tavaf ediliyor. Yani Allah bir şey yapıyorsa iş bitmiştir. Bitmiştir. Bu şimdi Mevla Teala. Yani şimdi maalesef bizim insanımızda çok ince hesaplar var. Bak buradan izleyenlere sesleniyorum. Allah rızası için evinizle, çocuğunuzla, şunla bununla alakalı belki hesaplı kitaplı olabilirsiniz ama Kabe konusunda, Mekke konusunda, hac konusunda, ümre konusunda ince hesaplara girmeyin. İnce hesap işi değil bu. Bu evet. Allah'ın seni davet edip etmemesiyle alakalı bir durum. Eğer Allah seni davet etmişse, sen yanmışsan, sen gerçekten gönlünden Allah'ın misafiri olmayı istemişsen, Allah seni bir şekilde Kabe'ye davet eder ve sen de İbrahim Aleyhisselam'ın buyruğuna, duyruğuna uymuş olursun. Ve Allah'ın evine, Kabe'ye, Mescid-i Haram'a gelmiş olursun. Ve oraya geldikten sonra gerçekten onun bütün vazifelerini eksiksiz yaparsın sağlığın el verdikçe. Ama bizim bakıyorsunuz grubumuzda 152 kişi gittik. Hasta olmamıza rağmen koşuyorduk yine Kabe'ye. Namazlarımızı Medine'de kılıyorduk 8 vakiti. Gerçekten 40 vakit. Çok 40 vakit 8 gün 40 vakiti. Evet. Yani hasta olmamıza rağmen hastalık içinde olmamıza hiç fark etmez. Dümdüz yani aman yeter ki peygamberin mescidinde kılalım. Kabe'ye koşalım. Yani herkesi şimdi herkes bir şey anlatıyor bizim ekibimize. İşte bir mültezeme gittim mükemmeldi. Sırf o mültezem için gelirdim. İşte bir tavaf yaptım mükemmeldi. İşte mescitte bir ziyaret ettim mükemmeldi. Bir tane mükemmeldi. Şimdi herkes bir şey söylüyor. Bir tane hocamız dedi ki Allah dedi herkesi bir yerden bağlamış dedi yani. Hakikaten öyle ya. Allah herkesi bir yerden bağlamış. Ben de kendim için söylüyorum.
Bir mültezeme girdik hocalarımızla beraber. Evet. Hacı Öncesi'ni öpemedim. Az kalsın böyle gerçekten bir sıkışıklık olunca ben de dedim ki mültezeme geçeyim. Mültezeme geçtim ama var ya, iyi ki de geçmişim. Sırf o mültezeme giderim yani oraya. Ya ne kadar. Sırf o mültezeme giderim yani. Allah. Sırf. Hocam demek ki herkes bir yerde. Aynen. 10 gün boyunca 8 kere Hacı Resvet'e girdim. 11 kere, bir gün 2 kere mültezeme girdim hocam. Yani acayip böyle çok güzeldi. Her şey mükemmeldi. Ona gelmiş bulunmaktayız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel ümranlarımız var inşallah. Bu bir programa sığmaz. Her programı sizlere inşallah aktaracağız kıymetli hocalarımıza. Rabbim hepinizden razı olsun. Bizleri izlemeye devam edin. Sorularınız da 0542-290-2424 numaralı hattan her hafta bizlere sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Rabbim hepinizden razı olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.